Herkese merhaba. Tam şu anda dünyada 3 trilyon ağacın büyüdüğünü hayal edin. Kişi başına 400 ağaç düşüyor. İnsanlar tarımı keşfetmeden önce ağaç sayısı tam 2 katıydı. Bu sayıya hepimizin bildiği meşe, akça ağaç ve palmiye ağaçları da dahil. Ancak bunların dışında dünyada büyüyen 60 binden fazla ağaç türü var. Ve bu ağaçların her biri eşsiz. Bugün sizin için en büyüleyici ağaçları seçtik ve bu ağaçların rengarenk kabukları, kan reçinesi ve esrarengiz meyveleri gibi birçok alışılmadık özelliklerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Mangrove. Birçok film ve kitapta yer alan sahil evleri hepimizin hayali. Ancak birçok kıyı bölgelerinde isteseniz de suyun yakınlarında yaşayamazsınız. Çünkü yeryüzü gelgitler yüzünden sürekli olarak değişir. Bu yerlerde uzun yıllar boyu yaşayan mangrovlar büyüme eğilimindedirler. Zamanın çoğunu suya gömülmüş bir şekilde geçirirler. Özellikle de mangrovların hatırı sayılır büyüklükteki kökleri. Bu kökler gelgitler sırasında genellikle yeryüzüne çıkarlar. Şu oluşan korku filminden fırlamış görüntüye bir bakın. Büyüleyici ancak burada yaşayan insanlar için o kadar da büyüleyici değil. Mangrovlar genelde çok güzel kokmaz ve birçok böcek, yılan ve gemi kurduna ev sahipliği yapar. Gemi kurtları tahtayı delmek için ufak bir kabuk kullanır ve tüneller kazar ve bu tünellerde yaşarlar. Bu yüzden kendinizi bu alışılmadık ormanda bulmak istemezsiniz. Titreşen dikenler. Tim Burton filmlerindeki ağaçlardan birine bakıyormuş gibi hissedebilirsiniz çünkü bu ağaca bir sanatçı dokunuşu değmiş gibi görünüyor. Çünkü bu ağaçlar gerçekten de başka bir gezegenden geliyormuş gibi görünüyor. Bu Afrika ağacının dallarında gül dallarındakine benzeyen birçok diken görebilirsiniz. Bu dikenlerden bazıları çarkıfelek meyvesine benzeyen soğanlı köklere yapışır. Bu köklerin içinde karınca sürüleri vardır. Karıncaların yüzyıllardır bu ağaçla bir çıkar ilişkisi bulunuyor. Ağaç onlar için yemek kaynağı ve düşmanlardan saklanmak için bir sığınakken, karıncalar da ağacı fillerden ve zürafalardan koruyor. Hiçbir memeli hayvan yemek sırasında kızgın böcekler tarafından saldırıya uğramak istemez. Bu yüzden otçul hayvanlar bu ağaçtan uzak duruyor. Kigelia. Birçok diyetisyen sosislerin sağlığınız için çok zararlı olduğunu söyler. Bu, düşük kaliteli besinleri tükettiğimizde ve çok yediğimizde doğrudur. Ancak eğer aynı zamanda sosis ağacı olarak bilinen Kigelia meyvesinden bahsedersek durum tam tersi. Bu inanılmaz meyvenin yetiştiği Afrika'da yaşayan insanlar için uzun Kigelia meyvesinin neredeyse büyülü bir etkisi var. Bu meyve sayesinde insanlar romatizmayı tedavi ediyor, yılan ısırıklarını etkisiz hale getiriyor ve ciltlerine bakım yapıyorlar. Çünkü bu sosis meyvesi Kigalon adı verilen bir protein barındırıyor. Bu protein hücrelerin kolajen, elastin ve hyaluronik asit üretmesine yardımcı oluyor. Tüm bunlar cildin esnek olmasına ve daha geç yaşlanmasına neden oluyor. Bu arada meyveler 13 kiloya kadar büyüyebiliyor. Böylece içlerinde birçok yararlı madde barındırıyor. Buna ek olarak Kigelia Afrika ağacı, kisiyolofona benzeyen yerli Afrika müzik aletini yapmak için de kullanılıyor. Kuruyan ağaç parçaları ateş yakmak için ideal. Çünkü içerisinde büyük oranda önemli yağ barındırıyor. Ne kadar da büyüleyici birçok işlevli bitki. Socotra Ejderha Ağacı. Hint Okyanusu'nun Somali açıklarında inanılmaz bir Sarkatura Yarımadası bulunuyor. Birkaç milyon yıl önce bu toprak kıtadan ayrıldı. Sanki başka bir gezegenden geliyormuş gibi görünüyor. Dışarıdaki dünyadan izole geçirdiği uzun yıllar yüzünden bu ada tamamıyla endemik olan kendi ekosistemini oluşturmak zorunda kaldı. Bu da çoğu hayvanın ve bitkinin buradan başka hiçbir yerde görülmemesi demek oluyor. Socotra'nın en çok dikkat çeken endemik bitkisi Socotra Ejderha Ağacı. Bu ağaç garip tacı ve kan kırmızısı rengi suyuyla ünlü. Bu ağacın Mars'ın yüzeyinde bulunan bir bitkiyi andırdığına katılıyor musunuz? Ejderha kanı ağacının kökeninden bahsetmemiz gerekirse, Arap sularında kana susamış bir ejderha yaşadığını anlatan ilginç bir Hint efsanesi var. Efsaneye göre bu ejderha filleri avlıyor ve fillerin kanını içmeye bayılıyordu. Ancak bir gün bir fil ejderhaya saldırdı ve öldürene kadar saldırmaya devam etti.
Bu olaydan sonra da bölgede bu tarz fantastik ağaçlar büyümeye başladı. Bitki yetiştiricilerinin ejderha kanı dediği parlak kırmızı renkli reçine, geleneksel olarak mobilya endüstrisinde, zanaatkarlıkta, ilaç yapımında ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Belki de şu anda evinizde bu inanılmaz maddeyi içeren makyaj malzemeniz vardır. Mopane. Bu ağaçtan birkaç adım ötede ayakta durursanız, alışılmadık parlak yeşil renkli kelebeklerin ağacın dallarını doldurduğunu duyabilirsiniz. Mopane, Afrika'da yetişen bir ağaç ve bu inanılmaz yapraklar sıcaklıkta başa çıkmak için evrilmiş. Sıcaklık çok yüksek derecelere çıktığında yapraklar bükülür ve bitki su depolama moduna geçer. Ancak daha sonra sıcaklıklar düştüğünde ağaç normal durumuna geri döner. Çok zekice değil mi? Bu arada bu ağacın odunu yalnızca Afrika'daki ülkeler tarafından değil, dünyanın her yerindeki ülkeler tarafından kullanılıyor. En temel avantajı inanılmaz sıkı oluşu. Ağaç o kadar harika ki termitlere bile yenik düşmüyor. Mopane odunu genellikle parke ve ev yapımlarında kullanılıyor. Ağaç birçok reçine içeriyor ve kuruduğunda çatlamıyor. Bu yüzden genellikle nefesli çalgı ve bilardo sopalarının üretiminde de kullanılıyor. Favor Tree. Dünyamızdaki en önemli süreç fotosentezdir. Fotosentez ağaçların yapraklarında meydana gelir. Ancak istisnalar da var. Mesela bu Afrika ağacı. Bu ağaç fotosentezi kabuklarında gerçekleştiriyor. Sonuç olarak bitkinin bu kısmı fantastik bir sarımsı yeşil renge dönüyor. Eğer ağacın gövdesine dokunursanız elinize bir toz bulaşır ve gerçekten sıra dışı bir görüntü oluşur. Bu arada antik zamanlarda Afrikalı kabileler bu tozu güneşten korunmak için vücutlarına sürerdi ve bu madde aynı zamanda deriye büyülü bir parıltı katıyor. Bu parıltı diğerlerinin dikkatini çekiyor ve yüzün canlı görünmesini sağlıyor. Bucim ağacı. Alice Harikalar Diyarı'nda filminden fırlamış gibi görünen başka bir bitki daha. Bu ağacın gerçekten var olduğuna inanmak zor. Ama hayır, bu ağaç gerçekten de öte ve Meksika'da küçük bir bölgede yetişiyor. Bu, Sonoran çölündeki en uzun bitki. Yerden 10 metreden fazla yüksekliğe çıkabiliyor. Ancak o kadar da hızlı büyümüyor. Yılda sadece birkaç santimetre uzuyor. Ve öyle büyük dalları da yok. Yalnızca gövdeyi kaplayan küçük yapraklar ve çiçeklerle dolu ufak dalları var. Jabuticaba. Şaşırtıcı bir bitki Brezilya'nın tropikal ve subtropikal ormanlarında bulunabilir. Bu hep yeşil kalan ağacın gövdesi ve dalları parlak toplarla kaplı. Bunlar jabuticaba ağacının yemişleri. Görüntü itibariyle üzüme benziyorlar ancak üzümden daha büyükler. Brezilya'da jabuticaba yemişleri taze taze yeniyor çünkü çok çabuk bozulabiliyorlar. Ancak bu meyve reçel, sos ve likör yapmak için de kullanılabilir. Ağaçlar biraz ürkütücü görünüyor. Özellikle de tripofobi hastası olanlar için. Ancak doktorlar bu meyvenin içinde bulunan antioksidanlar ve tanenler yüzünden çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Ve bu yararlı maddelerin bulunduğu kabuğunu yemeyi de unutmayın. Bakkam ağacı. Yunanca biliyorsanız, sıradaki bitkinin en gizemli özelliğini de hemen tahmin edeceksinizdir. Çünkü bu ağacın adı Yunanca kan anlamına geliyor. Eğer bu ağacı keserseniz, sanki ağacı değil de birini kesmişsiniz ve burası da suç mahalliymiş gibi görünüyor. Bakkam ağacı tropikal bölgelerde yetişiyor. Genel olarak da merkez bölgelerde, Güney Amerika'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde. İlk bakışta bu ağaçlar sıradan bir şeymiş gibi görünüyor. Büyük ihtimalle ağacın içindeki ve kabuğunun altındaki sırrı bilmeden bu ağaçların yanından yürüyüp geçersiniz. Ağacın içinde hematoksilin olarak bilinen organik bir bileşen bulunuyor. Bu madde kesildiğinde ağacın yüzeyinde ortaya çıkan ürkütücü kan kırmızısı rengin oluşmasını sağlıyor. Tabii ki bu madde uzun zamandan beri doğal boya olarak kullanılıyor. Bu amaçla bakkam ağacının kütükleri parçalanıyor ve bir solüsyona dönüştürülüyor. Bu madde ilaç yapımında çok sık kullanılıyor. Örneğin kanser hücrelerini tespit etmek için yapılan biyopside kullanılıyor. Gökkuşağı okaliptusu. Bazı ağaçların beyaza boyandığını fark ettiniz mi? Büyük ihtimalle fark etmişsinizdir ancak bunun nedenini bilmiyorsunuzdur. Aslında çok basit. Beyaz boya bitkileri mantar enfeksiyonlarından, böceklerden, evcil hayvanlardan, kemirgenlerden, aşırı sıcaklıklardan ve güneş yanıklarından korur. Bu etkileyici ağacın fotoğrafını ilk gördüğümüzde yetenekli bahçıvanlar tarafından boyandığını sandık.
Ancak gerçekte bu sanat eseri doğanın ta kendisi tarafından yaratıldı. Bu alışılmadık bir gökkuşağı okaliptusu. Diğer klasik okaliptus türlerinin aksine bu okaliptus Avustralya'da yetişmiyor. Bu bitki koala ve kanguruların memleketinin biraz kuzeyinde, Yeni Gine, Endonezya ve Filipinler'de bulunabilir. Gökkuşağı okaliptusunun ana özelliği alışılmadık çok renkli kabuğu. Bitki hala genç olduğu zamanlarda çok canlı yeşil renge bürünür ve daha sonra turuncu, mor, mavi ve açık tonlarda renkler oluşmaya başlar. En ilginç şey ise bu renklerin bitkinin yaşına göre sürekli olarak değişmesi. Bu sayede sürekli olarak dudak uçuklatan yeni desenler oluşuyor.